bölümde sizlerleyiz. Bu bölümde şöyle yapacağız. Konu çalışıyoruz, değil mi? Test çözüyoruz, güzel. Sınava hazırlanıyoruz. Ancak bunların dışında yapmamız gereken çok fazla şey var. Cebimizde koz biriktirmemiz gerekiyor gençler. Bunun anlamı ne? Mesela sınav günü, sabahleyin çıktım. Dışarı çıktığında motivasyonun şahane. Dolmuşla gittiğini varsayalım, birçoğumuz dolmuşla gideceğiz. Dolmuşla gidiyorsunuz ve dolmuşun içine mükemmel arabesk bir müzik koydular. Çaldı, motivasyonun düştü. Böyle oldu. Yavaş yavaş böyle çıktığın yerden bu sefer böyle devam ediyorsun. Etraftaki insanların böyle sana elinde kalem var ve acayip acayip bakışları. Sınav merkezi zaten tam bir olay. Okuldan kapısından içeri girdiğin zaman böyle teyzeler ağlıyor orada. Okunmuş pirinçler veriyor böyle burnunu tıkıp böyle. Gittiği moral motivasyon kalmadı. Bir de kapıdan girerken polis arar ya seni böyle uyuşturucu kaçakçısı gibi. Bütün bunlar senin motivasyonunu bitirecek şeyler. Sınava girdiğin zaman kendini bir uyuşturucu kaçakçısı gibi hissedip o psikolojide sınava girmek ister misin? Bunlar hesaba katmadığınız kısımlar. Okey? Bunun için ne yapıyoruz? Denemeleri kullanabiliriz gençler. Bunun için özellikle bir herhangi bir kuruma gidiyorsanız onun denemelerini, gitmiyorsanız da muhakkak bir yerden gidip ücretli bir denemeye girin. Kalabalık bir ortamda denemeye girin. Tabii sosyal mesafe çerçevesinde. Okey? Şöyle yapacağız. Sınav merkezine gidiyorsunuz. Deneme merkezine. Arkadaşlarınızla beraber sanki sıradan bir günmüş gibi davranmayın. Toplanıp bütün arkadaşlar denemeye gitmeyin. Tek başınıza gidin. Mümkünse arkadaşlarınızdan başka bir deneme merkezinde, sınav merkezinde deneme olun. Okey? Normal bir gün değil çünkü. Sınav sonuna kadar yani Ekim ayından Haziran-Temmuz ayına kadarki süreçte bunu her zaman gerçekleştirin. Tek başınıza, cebinizde herhangi bir anahtar, metal eşya vesaire bulunmadan mümkünse aynı sınavın bir fragmanını yayınlamaya çalışın kendinize. Bu sefer emin olun o heyecanı bir nebze de olsa hissedersiniz. Etrafa bakışınız değişir, sınava bakışınız değişir. İşte 15 dakika evvelden o sırada olun, 15 dakika boyunca o sırada bekleyin. Aynı sıkıntıya maruz kalın. Tamam? Bütün bunları niye söylüyorum? Gideceksiniz sınav merkezine, açtığınız bütün bu engelleri oturdunuz sıraya. Kitapçığı bir açıyorsunuz süre başladığında, şu kitapçığımız olsun, böyle her tarafı yazın. Niye? İlk bölüm Türkçe çünkü. Paragraflar, sözcükte anlamlar, amanın yani o cümlelerin içerisindeki o aşkla alakalı şeyler zaten sizi uçuracak. Değil mi? Okuduğunuz zaman yeteri kadar sıkılacaksınız. Şimdi fresh olmanız lazım, hazırlıklı olmuş olmanız lazım. Açtınız bak böyle kalıyorsunuz kitapçığı açtıktan sonra. O yüzden cebinizde koz olması lazım gençler. Bakın ben hep anlatırım, ben sınav merkezine gittiğimde, bütün bunları uygulayıp sınav merkezine, sınav günü gittiğimde bir tane Miami Vice short, parmak arası terlik vardı, gözümde de bu gözlük vardı, böyle taktım. Sanki hani sınavı ben yönetiyormuşum gibi oraya gittim. Ve emin olun herkesin o böyle çekingen bakışları benim üzerime dönmüş. Neden? Çünkü bana ne yani gireceğim, ben zaten hazırlandım sınava, zaten elimden geleni yaptım ve daha evvelden motive olmak için de elimden gelen her şeyi yaptım. Moral, motivasyon her şeyden önemli. Bunun Türkçe'ye tezahürü şöyle gençler, paragraf sorusu okuyorsun, paragraf sorusunu okurken en berrak halinde olmuş olman lazım. Hazırlıklı olmuş olman lazım gençler. Bir kere şunları unutun, bir tane hap aldım paragrafı fullledim. Böyle bir şey yok. Özellikle bunu yapmanızı sağlamayacak size. Olabilecek en büyük şeylerle gelecek, kozlarıyla gelecek, saldıracak. O yüzden motivasyon bizim en büyük kozumuz olacak. Türkçe'de açtım, okuyorum paragraf sorusunu, berrak olması lazım kafamın. Çünkü bir şeyi atlıyorum. Şöyle hani bahsedeceğim size zaten videoların içerisinde. A şıkkı en basitinden bir tane örneği. A, B, C, D vesaire vesaire olmuş olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu ya bir yazar, bunu ya 2 yazar, bunu ya 3 yazar, 4 yazar ya. Bunu A'yı 3 yapsa, B'yi 5 yapsa, C'yi 2 yapsa, böyle devam etmiş olsa, sizin dikkatiniz başka yerdeyse, burayı okursunuz, cevabı 1 bulursunuz, gider direkt Adana'ya işaretlersiniz. Bunların hepsi Türkçe için çok bir illüzyon. Halbuki bütün soruyu okudun, bütün soruyu doğru cevap verdin, cevabınız gerçekten 1 olmuş olsun. Ama gittin yanlış işaretledin. Böyle tuzaklar her ders için var. Ama Türkçe için çok daha belirgindir gençler. Bir kelimeyi es geçmen bile senin için çok 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 büyük sonuçlar doğurabilir.
Ve standart sapma olayıyla alakalı sorularda, ciddi böyle sözcük türleri sorularında çok daha dikkatli olman gerekiyor. Bir eki atladın, kelimenin kökünü atladın gibi gibi gibi, matematikte işlem hatası yapman gibi 12 tane problem sorusu çıkıyor ortalama matematikte. Dikkat etmezsen, berrak bir zekayla çözmezsen ne olacak? Yani moral ve motivasyonun inanılmaz iyi olmuş olması lazım. Ve sınav gününe de şimdiden hazırlıklı olmuş olman lazım yani. Detayları yine bu şekilde size aktaracağım gençler. TYT Türkçe özel bölümünde moral, motivasyon, yani size bir nevi eğitim koşulu vereceğim. Anlaştık? Beğenin, paylaşın, abone olun gençler. Siz ne kadar yayarsanız ben o kadar video çekmeye devam edeceğim. Sizleri seviyorum, başarılar diliyorum.